Merhabalar, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben teknoloji videolar üzerine kanalımda içerikler paylaşıyordum. Bir ara oyun paylaştım, sonra tekrar vazgeçtim. En sonunda artık ...teknolojinin içerikleri paylaşmakla beraber devam ettiremeyeceğimi düşündüm. Daha doğrusu şöyle bir düşünceye kapıldım. Bir içeriğin devam etmesi için o içeriğin hala gelmesi lazım. Ki benim teknolojik ürünleri kendi çabamla aldığım için ve kendi elimde olan ürünlerle yaptığım için şu an bitme aşamasına geldi kısaca. Yine ileriki dönemlerde kendime ait birkaç veya aldığım birkaç teknolojik ürün inceleme olacak ama eskisi kadar çok gelmeyecek. Ben de bu yüzden yeni bir seriye başlayıp kendimi de daha iyi tanıtabileceğimi düşündüğüm için böyle bir size bilgi amaçlı ve anılar vesaire sohbet tarzı artık videolar olacak bundan sonra. Bugünkü konumuz da radyo televizyon bölümünü okumak. Bildiğiniz gibi şu an bu hafta liselere geç sınavı. Bundan sonraki haftada üniversite sınavı var. Özelci olanlar için veya lisede bu bölüm okumak isteyenler için tavsiye niteliğinde hem kendi anılarımdan yola çıkarak hem de tecrübe vesaire yaşadığım her şeyi anlatmaya çalışacağım. Her şeyi demeyeyim de yani size Böyle tavsiye ufak detaylar vereceğim. Bir kere matematiğiniz iyi değil. Radyo televizyon bölümünü neden okumalısınız veya okumalı mısınız? Eskiden insanlarda şöyle bir düşünce vardı. Radyo televizyon bölümü okunmaz. Şu anki en seçilemeyecek şey. Hatta böyle bir düşük görürlerdi insanları. Nasıl diyeyim size? Mühendislik okuyamıyor gidiyor radyo televizyon okumuş. Radyo televizyon ne? Televizyoncu ne demek yani? Olamaz ki. Eskiden bir de şöyle bir düşünce vardı. Torpil'in oldu mu iş bitti ki bu düşünce yine biraz daha var. İleriki konularda değineyim. Şimdi ben lisede de bu bölüm okudum. Ben Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunuyum. Ardından da üniversitede de hala bu bölümü okumaya devam ediyorum. Hem lisede seçmek isteyenler için hem de üniversitede seçmek isteyenler için tavsiyelerde bulunacağım. Bir kere şimdi lisede ben normalde Anadolu Lisesi seçecektim. ki düşüncem öyleydi daha doğrusu. Sonra ben o zamanlar okulumda Japonca vardı çok ilginç olarak. Ne alakaysa ben Japonca diye bu okula girdim girdiğim okulda. Ankara'daydım ben o zamanlar. Her neyse. Ardından ben bir sene lise 1'de Japonca okudum. Lise 2'de kaldırdılar Japonca'yı. Ki zaten lise 2'de de biz bölüm seçecektik. Seçebileceğimiz bölümler bilişim teknolojisi vardı. Elektrik elektronik vardı. Ve radyo televizyon vardı. Zaten benim fikrim her şeyim radyo televizyon olacağından yanaydı. Girdim. Benim ama ilk başta bu kadar çok hevesim var mı deseniz, şeyim var mı deseniz bir girdikçe görürüz kafasındaydım. Hatta bir zaman ayrılmayı bile düşünmüştüm. Neyse girdik. Bilse ki de yavaş yavaş böyle temelden öğrenmeye başlıyorsunuz. Kamerayı öğrenmeye başlıyorsunuz. Işıkları öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani bin bir çeşit şeyi yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsunuz. Ki ilk başta çok bocalıyorsunuz. Çünkü videolar video çekmeniz gerekiyor. Ödev yapmanız gerekiyor. Bilmediğiniz şeyler gibi etkenler var. Ki bildiğiniz gibi şu anda medya, yeni medya gazetecilik, radyo, basın bir gelişme döneminde. Bu karşımdaki mecra bile, YouTube bile şu an gelişmekte olan, hatta televizyon sektörünü bile neredeyse bitirmekte olan bir mecra ki herkes bunu gördüğü için herkes artık medyada. Okuyan da medyada, okumayan da medyada. Bu yüzden medya artık çok güçlü bir organ. Bu yüzden de herkes hem ekonomik açıdan rahatlamak hem iş imkanı bulmak birçok faktörü medyada bulmak istiyor. Birçok insanın YouTube'a girme amacı zaten bu. YouTube'da eğlenmek gibi bir şey. Bir insan işini severek yapıyorsa tabii ki eğlenir. Öncelikle sizin zaten işinizi severek yapmanız gerekiyor. Bir işi severek yapmazsanız hiçbir yerde başarılı olamazsınız. Bırakın radyo, televizyon okumayı başka hiçbir meslekte başarılı olamazsınız. Bir kere bu bölümü okuyacaklar en önemli tavsiyem. Hevesli olun ve sevin. Hevesi olmayan insan, uğraşmak istemeyen insan bu bölümü okumasın. Çok ricam çünkü benim hem lisede hem de üniversitede maalesef böyle okumak istemeyen çok insanla karşılaştım. Çünkü adam okumak istemiyor, ilgisi yok, belki puanı tuttuğu için girmiş veya yani istemiyor, ilgisiz, alakasız yani. Sen oradasın, o burada. Bu seviyede olan insanlarla maalesef bu bölümde çok karşılaşıyorsunuz. İster lisede olsun, ister üniversitede olsun, özellikle üniversitede maalesef daha fazla karşılaşıyorsunuz. Ben lise anılarıma göre biraz örnek vermek isteyeceğim. Mesela bizim lisemizde kendi bölümümüzden 30 kişi ise sınıf toplam 5-10 kişi bu mevla arasında bizim medya sektöründe kazanmıştır. Diğer 20 kişi kazandıysa okullarına başka bölümlerde kazandılar. Yani tam sayılarını bilmiyorum ama kazananlar başka bölümleri tercih etti. Bu da buradan demek oluyor ki yani bu bölümü istemeyen, istemeyip okuyan çok insan var. Yani demem o ki bu işe hevesiniz olması lazım. Çünkü evsizsinizi bırakacak çok unsur olabilir. Şimdi şöyle insanlarla karşılaşacaksınız. Yalaka demek istemiyorum ama yalaka olabilecek insanlarla maalesef karşılaşacaksınız. Kendi yeteneğini aşamayacağını bilen insanlar yalak olarak bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Torpil denen kavramda burada biraz devreye giriyor diyebilirim. Böyle insanlarla çok karşılaşacaksınız. Bir kere ekip kurabilecek misiniz? Ekip olabilecek misiniz? Ekip dedim yani böyle çalışma ortamı falan değil iş yapacağınız veya ödevlerinizi yapacağınız insanlarla bir ekim için, ekip içinde uyumlu olarak çalışabilecek misiniz? Peki ben çalışabildim mi diye sorarsanız çalıştığım zamanlar da oldu ama ben hep tek tabanca takıldığım da oldu. Yani her şey aslında insan kendini hazırlamalı. Ben mesela şu an burada kendi başıma ne karşımdaki kamerada ne buradaki kamerada bana yardım eden kimse yok. Ben tek başıma bir video hazırlıyorum. Mesela bu iş tamamen sabır ve heves, sevme işi aslında. Şimdi üç tane unsurdan bahsedeceğim. 3 tane unsur. Bunu iyi dinleyen yani bu bölümü seçmek istiyorsanız bu 3 unsuru yapmanız gerekiyor. Birincisi bilgisayarınız olacak. Şimdi diyebilirsiniz bütçem yok vesaire o zaman maalesef bu bölüm okumamalısınız. Mesela bizim üniversitemizde bu bilgisayarla kurguyla ilgili vesaire ödevler verildiğinde adamlar çıkıyor diyor ki benim diyor bilgisayarım yok. Ben diyor yapmıyorum ödevi. Bu hocanın sorunu. Maalesef bu iş böyle değil. Sizin bu bölümde bilgisayarınız olması lazım. Hani üniversitede başladığınızda hocalar kitap aldırır ya. Burada kitap yok. Burada bilgisayar, kamera. Sizin kitabınız bilgisayar, kamera, mikrofon, ışık vesaire. Bunlar sizin zaten kitabınız, defteriniz oluyor. Şimdi tabi bütçe meselesi. Onu ayrı bir noktaya tutuyorum ama bir tane iyi de olsa kötü de olsa bir bilgisayarınız olması lazım. Çünkü bilgisayar sizin fotoğraf çektiğinizde onu düzenlemek için aracınız olacak. Sonra kurgu yapmak için aracınız olacak. Radyo programı yaparsanız ya. Yani aklınıza gelebilecek her şeyde bilgisayar şart. Bilgisayarsız bu bölümü çok zor okursunuz. Haber yazmanız gerekecek, bilgisayarda yapmanız gerekecek. Yani telefonla bir yere kadar idare ediyor ama yapmanız gerekecek. Mesela benim lisede kurgu yaparken bilgisayarım çok kötüydü. Ama ben tuşlarını kıra kır yani ben sinirden tuşlarını kırdığım zamanları hatırlıyorum ama o kurguyu bitirdiydim. Çünkü bir şeyi hedeflediyseniz, buraya çıkardıysanız burada bırakmayacaksın. Bunu da buraya çıkarman gerekiyor. Birinci unsur bilgisayar. İkinci unsur heves. Bu işe hevesim var mı? Var mı yok mu? Bir kere bunu kendine sorman lazım. Sen kameranın karşısına geçip konuşabilecek misin? Kısa film çekerken herkese yardım edebilecek misin? Laf azarlamayı, işitmeyi kabul edebilecek misin? Bunlar çok önemli unsurlar. Şöyle bir şey var. Öğrenme becerisi bu bölümde çok önemli. Çünkü sen kamerayı da öğrenmek zorundasın. ışığı da öğrenmek zorundasın. Onu da öğrenmek zorundasın. Bunu da açıyı da öğrenmek zorundasın. Her şeyi öğrenmek zorundasın. 3. Ben sadece şunu da çalışacağım demeyeceksin. Mesela şöyle diyen tipler oluyor. Ben sadece spiker olacağım. Burası onun yeri değil. Radyo televizyon bölümü genel olarak medyaya göre konuştuğumda direkt ben spiker olacağım deyince sesin istediği kadar güzel olsa da spiker olamıyorsun. İstediğin kadar görüntün güzel olsa da spiker olamıyorsun. Sen burada kamerayı da bileceksin, ışığı da bileceksin, sesçiyi de bileceksin, onu da bileceksin, kurguyu da bileceksin. Her şeyi bilmen lazım. Ha, her şeyi detayına kadar bilme. Ama en azından bu dedi ki şuraya oturduğunda bu ışığı nereye koyalım? Bana buradan tepe ışık gelirse gölge olmaz vesaire ince detaylara hakim olmanız gerekiyor. Zaten bu bölümün başarılı olmak isteyen bir şey her işin ufak ufak ucundan tutan insandır. Böyle başarılı olur. Bu bölüme giriyorum. Kameraman olacağım. Bunu dememeniz gerekiyor. Bu üç önemli unsur. Ve en büyük ricam videonun da sonuna geliyorum. Lütfen bu bölümü okumak istemeyen insanlar, böyle puanım tuttu geldim. Şöyle oldu geldi, evim yakında geldim. Lütfen bu tür insanlar bu bölümü yazmasın. Benim çok çevremde böyle insan var. Özellikle üniversitemde. Bir örnekte de bitireceğim. Mesela bizim üniversitemizde ilk birinci sınıfta kamera alındı. Yani kamera alındı herkes kamera aldı. Bütçesi olan düşük kamera aldı. Vesaire vesaire. Herkes fiyatına göre kameraları aldı. Neyse bir iki gün sonra geldi kızım biri. Hocam dedi ben bu kamerayı dedi açamadım dedi. Kamerayı almış kutusunu açmış. Kamerayı açamamış bu menüyü. Menüye bile gelememiş. Fotoğraf çekmeyi bırakın gelememiş. Radyo televizyon bölümünde. Olabilir insanlık hali. Öğrenmemesi ayıp olur zaten. Geldi. Hoca, hoca dedi ki kamerayı aç bari dedi. Onu da bilmiyorum dedi. Bir tane tuşa basacak. Buradan kastım şu. Elinde kamera var. Hiç kullanmamışsın. En kötü bütün tuşlarına bas. Bir telefon düşün. Zaten bütün tuşlarına basarsanız bir şey olur. Şöyle bir örnek vereceğim. Tıp okuyan bir insan, tıp okumak isteyen ve hemşire olacak bir insan. Kanya yap, kan alacak diyelim koldan. O kana bakmak zorunda düzgün alabilmesi için. Şimdi bunu döndürelim bizim bölüme. Kamerayla fotoğraf çekeceksin veya kamera kullanacaksın. E sen kamerayı açmaman senin oradaki kana bakamaman demek. Yani tıptaki tıpta kan göremeyen insana hemşire ol demek gibi bir şey bu olay. Özetiyle kısaca bu. Yani sen burada kamerayı açamayan insan tıptaki kanı göremeyen insandır. Böyle insanlarla çok karşılaşıyorsunuz maalesef. Ben Ankara'dan İstanbul'a geldim. Sektör genelde maalesef İstanbul'da. Tabi başka şehirlerde de var. Yani mesela YouTube üzerinden devam edecekseniz kendi şehrinizde veya bin bir türlü iş imkanı var. Şu ara ele medyanın yükselmesiyle beraber iş imkanları daha da yükseliyor. Ben de ileride güzel bir yere gireceğimi düşünüyorum. Veya YouTube'da ilerleyeceğimi de düşünüyorum. Artık bunlar kısmet ve sizin çabanız, sizin kişisel kendinizi yükseltmenize bağlı. Benim Demek istediğim, özel şeklinde bu kadardı. Ve şunu söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi ben daha hiçbir videomda o kadar gelin like atın, be beğen atın, bana abone olun demedim ama şunu öğrendim. YouTube'da abone olunca ve like atınca bana katkısı oluyormuş. Yani kimse olmuyor vesaire dese de oluyormuş. Gerçekte iş öyle değilmiş. Ben de daha güzel içerikler verebilmek için, kanalımın büyümesi için bana destek vermenizi istiyorum ve beğen atıp abone olmanızı istiyorum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklında soru olanlar yoruma yazabilir. Cevap veririm her türlü. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.